sıcaklığın artmasına bağlı olarak yağış olmadığı için buharlaşma miktarı çok fazla oluyor. Buharlaşma miktarının olması da özellikle su yüzeylerini, göl, akarsu, işte kaynaklar vesaire bunları çok ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Şimdi kuraklık zaten ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından birisi. Dolayısıyla hem ürün desenini, hem ürün çeşitliliğini, hem ürün verimini, hem tarımsal üretimi, hem de su kullanımını, su tüketimini, kişi başına düşen su miktarını doğrudan doğruya belirleyen bir olay kuraklık. Bu nedenle kuraklığın artması aslında gelecek nesillerimizin de en büyük sorunu olacak. Niye? Çünkü kuraklığa bağlı olarak en büyük sıkıntı susuzluk olarak karşımıza çıkacak. Susuzluk olması da şu anda Türkiye'de 1300 litre kişi başı düşen su miktarı. Günümüz mevcut verilerine göre söylüyorum bunu. Eğer kuraklık bu hızla devam ederse bir sonraki yıl bu yaklaşık 100 litre azalarak 1200 litreye düşecek. Yani 100 litre bir yılda düşmesi. Böyle olduğu zaman zaten 1000 litrenin altına düşen ülkeleri biz susuzluk sorunu yaşayan ülkeler olarak sınıflandırıyoruz. 1500 metreden sonrası ise yeterli diyoruz. Aslında bu veriler bile, yani 1300 litre bile Türkiye için yeterli bir su tüketimi ya da kullanımı değil. Peki hocam, bu kadar kullanıyoruz da niye yetmiyor? Belirli kesimler daha fazla tüketiyor, belirli kesimlere daha az düşüyor. Burada da dengesiz bir dağılım var. Yani suyu salma sulamayla yaparsanız sulamanızı, onu kontrol edemiyorsunuz. Ama damlama sulamayla yaparsanız onu kontrol ediyorsunuz. Bunu demeye çalıştım. Dolayısıyla kuraklığın gelecekteki en büyük etkilerinden birisi hem susuzluk olarak karşımıza çıkacak ki bu doğrudan insanı etkileyen bir olay. Susuz yaşayamıyoruz. Tabii ürün çeşitliliğini de olumsuz yönde etkileyecek. Üçüncüsü de sulak alanlarımız üzerinde çok ciddi etkiye sahip olacak. Bunlardan da en önemlisi Karadeniz bölgesinin kıyı ardı kesiminde yer alan, oluşumu da tektonik olan, yani Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan Ladik Gölü sulak alanı. Ladik Gölü sulak alanı bir koruma statüsüne sahip. Yani orası koruma statüsü altında ama özellikle her yeri koruyoruz diye de hiç kimse buradan yararlanmayacak diye bir şey yok. Çevresinde birçok köy var, ilçe var. Bu su, tatlı sulardan hem kullanma suyu, hem içme suyu, hem tarımda sulama suyu, hem hayvanların tüketmesi için bunlardan yararlanıyoruz. Yararlanmamız da gerekiyor. Çevresindeki derelere bakıyoruz. Derelerin birçoğu kurumuş. Yani kuruduğu için de Ladik Gölü yeterince beslenemiyor. Sellenmeye sebep oluyor. Sellenmeyle birlikte Ladik Gölü'ne inanılmaz miktarda alüvyon taşınıyor. Alüvyonun taşınmasıyla birlikte bu sefer ikinci ciddi bir sorun karşımıza çıkıyor. Birincisini tekrarlayan kuraklığa bağlı bir çekilme var. İkincisi ne? Sellenmeye bağlı bu küçük derelerin getirmiş olduğu alüvyonlar doğrudan Ladik Gölü'ne boşalıyor. Orası bir taban seviyesi görevi görüyor. Ladik Gölü'nde siltasyon dediğimiz olay, yani dolması söz konusu. Bu çok ciddi bir sorun. Yani Ladik Gölü hem bir taraftan kuraklıkla sığlaşırken bir taraftan da gelen malzemeyle doluyor. Üçüncüsü, yüzen adalar var Ladik Gölü'nde. Çok önemli bir özellik bu. Niye? Çünkü turistleri çekiyor kendisine. Torf olarak kullanılıyor. Çiçekçilikte özellikle doğal gübre olarak kullanılıyor. İşte tarımda verimi artırmak için yine toprağa karıştırılıyor. Yöre insan tarafından doğal bir gübre malzemesi olarak kullanılıyor. Peki onlar ne oldu? Bugün gölün tabanına oturdular. Sonuçta ülkenin suyu, kimsenin değil ama kaynağın olduğu yer suların ilk faydalanacağı toplum kendisi olmalı. Ama maalesef biz burada suların kaynak olduğu yerde, bol olduğu yerdeyiz. Biz hiç faydalanamıyoruz çünkü Amasya ve Merzifon bu suyu çekiyor. Kışın boşa akan suları tutma yerine doğal güzelliği, kuş cennetini yok ettiler. Şimdi burada kuş yaşar mı? Bu şekil bu. Yetkililerden ricam, birilerini, bir yerleri, bir bölgeleri yaşatmak için doğal güzellikleri yok etmeyin.